Ben nice bağışlanmak dilesem nafiledir şey. İşlediğim günahın farkındayımdır artık. Neymiş günahın? Bilmez misiniz efendim? Hemi döndü halanın. Hemi de sizin gibi Allah dostlarının gönlünü kırdım. Hak yolunda olmayan işler yaptım. Bir gönül kırdın ise fena. Gönül çalabın tahtı, gönül kıranın abdesti tutmaz. Ama bizim gönlümüzü kırmış değilsin. Allah dostu dersin, bize iltifat edersin. Size şah damarınızdan daha yakınım demez mi Yaradan? O vakit herkese dosttur. Kimi farkındadır, kimi değil. Fark, o kadar fark işte. Kabul buyurursanız, müridiniz olmak, dergâhta kalmak isterim şeyhim. Burada mıydın Adem Efendi? Buradaydım efendim. Acıktın mı? He ya. Acıktıydım. Yiyecek bir şeyler bakıvereyim dediydim ama. Yok mudur bir şey? Hazır yoktur şeyim. Un vardır, yağ vardır, şeker vardır. Hele bir ateşi yak da sana helva kavuru vereyim. Bizim helvamız pek ünlüdür bilesin. Sabah şeriflerin hayrola Yunus Efendi? Cümlemizin inşallah şeyim. Gel hele gel. Helvamız kavrulmuştur. Birer kaşık çalalım da günümüz tatlı geçe. Destur şeyim. Madem ki kaçmak istersin günahtan, işte var şeyine söyle. Madem teşne değilsin, var söyle işte. Bir şey söylemek isterim şeyim. Ne durursun Yunus Efendi? Haydi söyle. Söyle de uzaklaş günahtan. Şeyhim. Ben halimi arz etmek isterim. Müsaade buyurursanız.
deme Yunus'um. Ben deme. Benliğidir insanın başına bela olan. Dipsiz kör bir kuyudur benliği insanın içinde. Söz pişmeden helva pişer. De hele birer kaşık çalalım. Ne o? Lal mı oldu ki dilin? Dönmez mi beni başkaca vazifeye verin? Beni alın, çıkarın bu günah kuyusundan demeye. Var hadi. Madem istemezsin günaha bulanmak, var peşinden, söyle şeyhine. Başkaca vazife verin bana de. İstemeyene kim ne vere Yunus? Sanmayasın ki şeyhimin gözleri zayıflamıştır. Müsamaha abidesidir deyi. Niyetin nedir anlamayız. Bir kez inandık diye yalanına. Bizi de saf bellersin zahir. Hüsnü zannımızı, merhametimizi kötüye kullanma bahasına sana inananlara hala kötülük edersin. Bana sorarsan yerim bura değil, zindandır. Muhtaç olduğun hırka değil, ıslah. Dervişen namaza kalkar. Gerçi ezanda kulağın yok ki gözün namazda ola. Ateşe dayanabileceği kadar günah işle Yunus Efendi. Oh! Su değil, ab-ı hayat mübarek. Adı delicedir beyim. Ama civarın en tatlı suyudur. Yazın nasılcadır? Yazın da coşkun akar beyim. Hele dağların karı eriyende. Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından korkacaksın. Ne demişler? Akan su yosun tutmaz. Ne düşünürüm bilir misin Sara? Bundan böyle bizim tabibimiz temiz hava, pak su. İçimden tez yok. Bu suyun kenarında bir konak yapmak isterim. Önünde suyum çağlasın, dalında kuşlar cıvıldasın. Öyle bir konak işte. Beyimizin arzusu neyse o olur. Bir tek değirmenciyle konuşmak icap eder. Suyun yukarı tarafında bir değirmen vardır beyim. İyi o vakit. Al kolculardan ikisini yanına, al getir huzurumuza. Thank you.
Zahide Hatun. Sizi merak etmişim. Müsaade buyurun. Asıl siz müsaade buyurun. Doğru dürüst teşekkür sunamadım geçen de size. Ne kadar minnet etsem azdır. Var Yunus Efendi yönüne gelsin. Makamında olmalı. Başım üstüne beyim. Müsaade buyurun Zahide Hatun. Görülecek işlerim vardır. Elinize ne oldu? Bir şey yoktur. Niçin sardınız o vakit? Yaranız var ise tabip çağırdım. Zahide Hatun. Huzura varmam gerektir. Ben de size varırdım Yunus Efendi. Beyim sizi ünler. Sen varasın. Hemen gelirim. Selamünaleyküm. Ya Ebu Bekir Es-Sıddık. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 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 Selamünaleyküm. Ya Ömer el Faruk. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Selamünaleyküm. Ya Osman Zinnurreyn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 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 Seyyidina Muhammed. Seyyidina Muhammed. Senin midir Delice'deki değirmen? Benimdir beyim. Satmam demişsin Sarı Ağa'ya. Dedim beyim. Ne teklif ettiniz bey babaya Sarı Ağa? Akçe'ye sıra gelmemiştir beyim. Kestirip atmıştır Fettah Ağa. İyi. O vakit biz teklifimizi yapalım. 100 altına bir değil iki değirmen dahi kurarsın. Ama beylik vermek ile almak ile değil. Sana 200 altın. Olmaz beyim. Bağışlayın ama satlık mal yoktur bizde. Ayağına giyecek çarığın yok ama belli iyi tacirsin. Üç yüz altın olsun. Havasına, suyuna tutuldum. Al 300 altını, var git. Ben de konağımı yapayım. Bağışlayın beyim. Manevi değeri vardır. Mesele akçenin miktarında değil. Biz maneviyatı insanda arar bulamayız. Sen değirmende mi ararsın ihtiyar? Aramam bağışlarsınız. Var. Aranır mı? Yunus Efendi de dinlesin tartsın. Danışmanımızdır. Fettah Efendi, isteriz ki kullarımızla her meseleyi sulh içinde halledelim. Güç bizde, bu mülkün beyi biziz deyü, zorbalıkla değirmenine el koymayız. Adalet içre gelip deriz ki, al şu mislince akçeyi, var git istediğin yerde yap değirmenini. Buyurduğunuz gibi koskoca bir beysiniz. Varın siz istediğiniz yerde kurun konağınızı. Buraya idraksiz yörük. Baldırın çıplak. Saçın sakalın birbirine girmiş. Ayağın yalın. Açlıktan nefesin kokar. Hala geçer karşıma hayır dersin. Dersin de neye güvenirsin? Kime güvenirsin? Kime güveneceğiz beyim? Konya'daki kadılara. Gönlümüzdeki Allah'a. Yıkıl karşımdan! Vahit ki zavallı bir ihtiyarcıksın. Müsaadenizle beyim. Satalım da öteberi de kalmamıştır evde. Aklını çalıştırıp akıl işi göremez.
cahil olur insan bizim gibi. El işiyle geçinirsin işte böyle Adem Efendi. Öyle alıver bakalım şunları ayak altından. Gel hele Kasım'ım, gel. Madem zahmet verdik, tam verelim bari Adem Efendi. Var git mutfaktan birer tas su oluver de. Ağzımız ıslana. Müsaadenizle şeyim. Biz eşeğe güvenir, heybe düzeriz. Sen insana güvenmezsin Kasım. Hayır olsun, nedir bu kuşku? Estağfurullah şeyhim ama tedbiri elden bırakmamayı siz salık verirsiniz hep. Tedbir fenalığa alınır Kasım'ım. Nereden bilirsin Adem Efendi şer midir, er midir? Estağfurullah şeyhim ama halama ettiklerini öğrendikten sonra... Ne etmiştir Adem Efendi döndü halana? Kendi yüzümüze dememiş midir? Öz evladımdan daha iyi bakar bana değil. Ha, ettiği bir şey var ise bizi halana yardım etmeye vesile etmiştir. Bunun için de güvensizlik duyulmaz ha bir kişiye. Müsaadenizle efendim. Fethi Efendi. Fethi Efendi, dur hele dur. Niye reddedersin beyin teklifini? Bak diğerinin kaçmışsını verir. Ben bir şey istememişim beyim. Neyin teklifi? Selçuklu'da kanun yoksa bu dünyada adalet de mi kalmadı? Ben varsam sırf beyim değil. Senin malını elinden alsam razı gelir misin? Elinden mi alırım der. Değerinin kaç mislini verir sana. Bana sorarsan al akçeyi. Bak bir ihtiyarcıksın. Yarın ellerin titrer, dizlerin tutmaz olur. Al akçeyi, ömrünün kalanını rahat sür. Eksik olma beyim. Bize rağmen bizi düşünürsün. Ama bu nasıl zamandır beyim? Kitap der ki mal sahibi mülkünde tasarruf sahibidir. Mesele akçenin miktarı değildir. Bunu beyimize de söyledim. Ama bu nice zaman olmuştur ki hesap da mazlumdan sorulur olmuştur. Haçlı keferesi Eskişehir'e dayanan da Cenk'teki yiğide dahi bu fırından ekmek çıkmış. Nasipse bizden de çocuğumuza kalır. Kalmaz ise dünya yalan. Değirmenine mi ağlayalım? Ama gönülsüz iş görür mü insan? Eyvallah. Hakikat söylersin. Rızasız bahçenin gülü derilmez.
oldu Yunus Efendi? Konuştunuz mu? Pek gönüllü değil ihtiyar değirmeni satmaya. Abdalın gönlü olana sultanın eceli gelmiş. Ben sana dedim Yunus Efendi, bunlar senin dilinden anlamazlar. Yoluna konmaz ne iş var ki beyim? Yüce dağ olsa üstünden aşar bir yol vardır. Ne demişler? Tarlana erik, kapına yörük dikmeyeceksin. Biri toprağına, öteki kapına. Destur Hanım'ım. Gel, gel. Gün açmaz günlerdir. Kurumadı. Kaç zaman oldu asalı? Beyimiz huzurda mıdır? Bahçedeydiler. Yunus Efendi ile konuşurlar idi. Bakmamı ister misiniz hanımım? İşine bakasın. Hanımım, unutuvermişim. Kusura bakmayın. Neyi unutmuşsun? Şimdi Yunus Efendi diyen de hatırıma geldi. Ne oldu ki bu? Yunus Efendi verdi. Bacım sultandan ısmarlamışsınız. Ismarlamış mıyım? Allah Allah. Unutmuş olmayasınız hanımım. Yo. Eskisi gibi yılda bir mi görürüm ki? Daha yenice beraber idik. Ne demeye bir şey ısmarlıyorum? Hürri teyzengilden haber var. Elif'e talip var derler. Kimmiş ki? Ta Sinop'tan bir Bahriyeliymiş. Allah kavuştursun. Senden ufaktır. Yok ana, aynıyız. Bir karlı güne geldiydi. Sen doğandan ikin biçer idik tarlada. Yüz idi daha. Senesi aynı ama. O senden ufak. Gün düşmeden şunu vuruvereyim ocağa. Thank you.
Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. İsmail. Hayrola İsmail? Akşamın hayrola. Sizin de. Gel bakalım. Demek bura kadarmış senin de yoldaşlığın. Sebep dahi göstermeden küsüp yüzün dönersin. Hele düşün o vakit. Kendi yoldaşlığın nicedir. Belli ki bilmezim kendimi. De hele bilelim. Hani hiçbir kimseye değil, hiçbir nesneye de zulmetmemeliydim. Güçlü olanın değil, kim haklı ise onun tarafını tutmalıydım. Ve öyledir. İmdi tersini mi demişiz? Demek mi gerek? Yapmışsın. Ne yapmışım? Aktar Gümüştekin Efendi'nin babasının değirmenini beyle birlik olup zorla sattırmaya çalışmışsın. Dur hele dur. Sözü yormadan. Tane tane bir daha de hele. Bilmezden mi gelirsin bre? Bugün Fettah emmiyi zora koşmadınız mı Bey Candaroğlu ile? Fettah efendi Gümüştekin Pirdaş'ın babası mıdır? Öyledir tabi. Kendi kulaklarımla işitmiş, kendi gözlerimle görmüşüm. Geldi bir bir anlatıverdi. Var mıdır ellikte mal sahibini gariban bulup zorla malını almak? Yoktur. Yoktur elbet. Hallolur, bir yol bulunur. Allah ya Allah ya Allah ya Allah 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 Esselamu aleyküm. Ya Ebu Bekir Es-Sıddık. Seyyidina Aman. Esselamu aleyküm. Ya Ömer El-Faruk. Esselamu aleyküm. Ya Osman Zinnurreyn. Seyyidina Aman. Thank you.
hu şeyhim. İlla hu. Otur öyle Yunus'um, otur. Kitapta der ki, şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Şeytan insanı en fazla istedikleriyle çağırır. Bal tuzağı kurar. Ayı altın tas ile verir. Tekke'de de olsan, Mekke'de de olsan şeytan boş durmayacaktır. Gelecek tekkedekini tekke'de, Mekke'dekini Mekke'de bulacaktır. O vazifesini yapacak. Ya şeytan vazifesini yapar diye insan vazifesinden geri mi duracak? Sen geri durdukça o başka bir yerden saldıracak. Sen orayı da tıkayacaksın, o başka bir gedik açacak. Bal tuzakları döşeyecek yoluna. Hele gel beri Yunus'um. Aşıver de gel, geçiver de gel deryaları. Meydanda er biter, cenk biter. Ama insanla nefsi arasındaki bitmez bir savaş. Ta ki son nefese erişene. Yunus'um, başa demez erenler. Bu yol sırattan ince, kılıçtan keskince. Neymiş ki manası? Hep söyleyiverirsin de. Ataşlarda yakar, sularda boğar. Meydanlardaki cenk ne ki? İnsanın içinde verdiği savaşın yanında. Yunus'um, sen ki Ulu Karatay Medresesi'nde eğitim gördün. Hadise de Arapçaya da hakimiyette, şu ümmi ihtiyardan arkada kalır değilsin. Estağfurullah. Vakit, bu cahil deyiversin. Estağfurullah. Sizin en büyük düşmanınız nefsinizdir. Cenk meydanında küffarı yenen Hazreti Ali'nin içinden şöyle bir gurur esintisi akıvermiş idi. Yendik işte kafiri deyi geçirivermişti içinden. Hemen cevap geldi iki cihan sultanından. Senin asıl düşmanın nefsindir. O vakit cihadın büyüğü de nefsle yapılan olsa gerek. Nefsini alt edene cenk meydanındaki inançsız düşman ne ola ki? İbret alıverdi imamımız Ali Efendi elbet. Bir gün cenk meydanında Zülfikar'ını nefesine dayadığı bir kafir yüzüne tüküren de bırakıverdi onu. Biz dedi, o savaşı kazanmış gelmiş, galip olarak çıkmışız kafirin karşısına cenge. Git dedi, yüzüme tükürdüğün için seni öldürürsem nefsim içindir dedi. Düşün hele Yunus, her bir askeri büyük savaşından galip çıkmış bir ordu. Artık ona her yer cenk değil, hakikat meydanı. Bura hakikat meydanı Yunus'um. Bu meydanda bir karıncanın fili kaldırıp yerlere çaldığını gördük. O vakit Hazreti Peygamber'in ümmetiysek, sallallahu aleyhi ve sellem, istikamette, niyette
Hazreti Ali gibi olmak, onun yoluna gitmek. Madem ki cümlemiz Truku Ali'yiz, yolumuz ona varmalı. Tane taneye, tane imameye Yunus'um. Unutma Yunus, Hazreti Ali'ye çıkmayan bütün yollar çıkmazlarda biter. Yolumuz yol ola, Hazreti Ali Efendimiz'e vara Yunus'um. Hele var yat hadi, sabah olur neredeyse. Vazifen var, istirahat et. Açacakmış gibi tutma kazanın kulpunu. Estağfurullah ustam. Kolay gele pirdaşlar. Bereket kaynıyor kazanınızda aş değil. Sağ olasın Kasım efendi. İnşallah. Siz görün işinizi. Bir bakınayım diye geldiydim. Pirdaşlar ne yapar? Hoş gelmişsiniz Yunus efendi. Hoş gelmişsin Yunus efendi. Hoş görmüşüz beyim. Marifetli ustadır şu demirci. Ama asice biraz. Biraz dik başlı. Lisanınca konuşan da hakkaniyetli kişidir beyim. Doğru dersin Yunus efendi. Doğru dersin. Herkesin ayrı ayrı lisanı var. Ahali beyin lisanını bilip konuşacak değil. Bey ahalinin lisanını bilecek konuşacak. Bak ihtiyar değirmenciye. Düşünürüz beyim. Bir hal yoluna koyacağız elbet. Çözülmeyecek düğün mü var ki? Yoktur elbet Yunus efendi, yoktur. Ama üflemekle düğüm çözülmez.
Sen zahmet etmeyesin. Sen halloldu bilesin o mesele. Alayacağı dinlen. Ama beyim, kaç misli Akçe teklif ettiyseniz reddetti. Şimdi ne ola ki fikrini değiştiren Fetha Efendi'nin? Herkesin bir zaafı vardır elbet. Kiminin para, kiminin mevki, kiminin evlat. Dergah hayatı görmüş değiliz ama... Bey dediğin sade kırbaç bilir değil Yunus Efendi. Biliriz ki insan denen varlık zaaflarının toplamı kadar. Almamışmış da, iftira edermişiz de. Şimdi de zıpla bakalım Adem Efendi. Veriyor efendi. Nerededir o? Kasım Efendi Adem Efendi'yi arar imiş pirim. Hele bir çare tamam, buyursanız. Tamam. Allah'ım sabirin. Hele vur bakalım şu heybeyi Semer'e Adem Efendi. Gel hele Kasım, gel. Hayrola Kasım'ı? Hayırdır şeyhim, hayırdır. Şerdir ama sonu hayra varmıştır. Yalancının mumu yatsıya dahi varamamıştır Adem Efendi. Hırsızlığına şahit olalı beridir. Gözüm üzerindeydi şeyhim. Sınamak amacıyla yüzüğümü saklamış idim bir yere. Bir tek o bilir diğerini. Ben çalmadım. Bir kere de doğruya döndür şu dilini. Ben çalmadım yüzüğünüzü. Adem Efendi çalmadım der ise çalmamıştır Kasım'ım. İnanmayın şeyhim. Biz kişinin sıfatına değil, beyanına bakarız. Madem ki çalmadım der Adem Efendi, çalmamıştır. Ha. Hele şükür kavuşturana. Nerede kaldın Merkep Efendi? Gel, gel. Gel, gel. Hele gel, gel. Eşek yok meydanda. Semeri ne ederiz derdin ama al işte. Semer'in sahibi geldi. Hatırladın mı Merkep Efendi'yi Kasım'ım? Sahipsiz olsa gerektir şeyhim. Sahipsiz olan da mı varmış Kasım'ım? Ocaktaki külün dahi sahibi vardır da... ...Merkep Efendi'nin de yoktu. Durduğun bir yer yok ise... ...var fakirhanemize bakalım. Seninle daha işimiz var Merkep Efendi. Hatırladım. Hatırladım şeyhim. Bildim ama... ...birden çıkıp gelen de... Az bekletmedi ama hayır olandadır.
bir düzine daha kaşık yontmuş olduk. Suyunu içti mi Sarı Hanım? İçti şeyim. O vakit vur bakalım semerini de varsın çarşıya. Kaşıklarımızı, kepçelerimizi satsın gelsin. Çöz bakalım Sarı Hanımefendi. Hadi bakalım. Kaşığımızı alıp da akçemizi vermeyen olur ise salmayasın peşini. Müsaadenizle şey. Akşama dönende suyu samanı hazır olsun. Üzmeyelim. İhtiyarcıktır. Başımız üstüne şeyim. İyi bakalım. Ya dönmez ise şeyim? Döner döner. Bir kere güvendik mahcup etmedi. Bir kere döndüyse hep döner. Güvenmenin de miktarı olmaz. Bir kere gelen gene gelir. Az çoğun delilidir. Selamun aleyküm. Ve aleyküm. Ve aleyküm selam Yunus Efendi. Gel hele şöyle iki nefeslik pirdaş. Gel. Fettah'ı mı nasılcadır? Bu sizi ne ilgilendire ki Yunus Efendi? Ne der bey sana? Danışmanı sizsiniz. Daha iyi bilseniz gerektir. Bilmem desem der misin? Biz kimiz ki koca Candaroğlu bizi huzuruna çağırıp laf diyor Yunus Efendi? Kolcubaşı Sarı babamı tehdit etmiş. Ya değirmeni verirsin ya da oğlunun dükkanını kaparım diye. Kendi adına korkmaz ama. Hak yerini, taş gediğini bulur. Bir hal yoluna koyarız elbet. Biz kime gidelim Yunus Efendi? Kanunu kanuna mı şikayet edelim? Adaleti kimden bekleyelim? Adalet beyin elinde midir ki tecellisi beyin elinde ola? Dur hele dur. Dur. Dinle. Sen dükkanına malı nereden alırsın? Ankara'dan. İyi o vakitte. Dinle. Şimdiden tezi yok. Dükkanda mal almak için Ankara'ya yola çıkasın. Niye ki? Öyle gerektir. Ne dediysem onu yapasın. De hadi topla. Thank you.
kaçtır uçar durursun Adem Efendi. Ama marifet Mevlana Hazretin dediği gibi uçmada değil, konmada. Belli ki iyice bir yere saklamışsın. Acelemiz yok, bekleriz. Bakalım nereye konarsın? Al bakalım İsmailcan. İstemez derim Şahin ağa. Olmaz öyle. Kaçtır emanetlerimizi götürüverirsin. Bu devirde zehir bile bedava değildir. İstemez bre Şahin ağa. Hemi akçeyle çalışsam. Bunca yıl akçeyi iş mi görürüm ben bre? Ey o vakit. Akçem bende kalsın. Ne zaman istersen gel al. O olur işte. Şekerci durmuş. Selamla değil akçeyle verir şeker. Kal selametle. Selametle. Hayırlı işler Ali emmi. Sağ olasın İsmailcan. Yunus'a. Kaftanın da pek güzelmiş. Bırakayım da kaftanı. Elin nice oldu. İyidir. Geç şura. İşimiz vardı seninle. Çarşıya inip de İsmail'e işi düşmeyeni görülmemiştir daha. İşi düşeni boş döndürmediğinde dillerdedir ama. İyi dinleyimdi beni. Kulakların dört aç. Dediklerimi aynı ile yapacaksın. Beni beklemeyesin. İşimiz ne olur belli değildir. Civarda işin varsa gör. Yoksa konağa dön. Ama... işimizin neticesine göre icap eden de dergahın arabasıyla eletirler beni. Emredersiniz hanımım. Fasulyeye 3 biber ver Zahide. Tamam anam. Karıştır Zahide. Hadi karıştır. Bacım. Gel hele gel. Hoş geldin. Abdest almış idim ben de. Hayrını gör. Geç içeri. Aygül kız nerededir ya? Gün boyu çamaşırdadır bugün. İyi. Otur hele yoldan geldin açsındır. Yok yok tokum. Sofrada yeriz birlikte. Yunus Efendi ile ısmarladı diye gönderdiklerini aldım ama... Yok. Ismarladı değil. Gönderdim işte. Ne gerek var idi?
Sen bize cümle çarşıyı taşırsın ya. Gönül ister ki gönlümüzden geçen olsun ama elimizden gelen. Satacaksın ille de demiş be. Fettah Efendi kabul etmeyen de Gümüştekin tehdit etmiş Kolcubaşıları. İsmail, senin ağzından çıkanı kulağın işitir mi? Yalan mı konuşurum bre bayrama? Ya değirmeni satarsın ya da oğlun Gümüştekin dükkanını kapatırız diye tehdit ettiler derim. Şeytan der ki çek okunu. Bir zalim eksik olsun şu kavrulu dünyadan. İşleri olsa gerek. Zalimlerde değil artık suç. Zulme ses etmeyen mazlumda. Bulmuş bizim gibi adamları. Yular takmadığına dua edelim ağalar. Selamın aleyküm. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam şeyim. Hayrola ağalar. Gümüştekin'e gözdağı vermiş Kolcubaşı Sarı Ağa. Dükkanını kapatırız diye. Ahi hocanın niye bu vaziyetten haberi yok ki o vakit? Dertleri neymiş ya? Dertleri belli. Babasının atı yadigarı değirmen yok mu? Hani şu Delice Deresi'nde şeyim. Konak yaptıracağım illa. Satasın değirmeni diye zora koşarmış Candaroğlu. Anlaşılmıştır mesele. Hele bir Gümüştekin Efendi'yi dinleyelim. Eyüp'ü ünlemeye saldım. Heh, gelir işte. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Yoktur ağam. Kapatıp Ankara'ya mal almaya giderim demiş. Ne mal? Korkup kaçmışız zavallı besmele. Bayrama. Tez vakitte ahi ocağında toplanılsın. Bir istişarede bulunalım. İsmail'e deyin. Haber etsin ahilere bir bir.
kaldı bu arabacıda? Unuttu mu? Bir hal mı geldi başına? Allah Allah. Kal işte. Akşamın bu vaktinde. İmkanı yok. Kimseye haber dahi etmemişim. Çeke çeke de tembih eyledim. Gün batmadan evvel konakta olalım dedim. Dur bakalım. Anam ile bir konuşalım da. Olmadı haber iletiriz. Babama der. Adam gönderene kadar kendim varırım. Bilemedim ki. Yunus Efendi geldiyse bir ona mı haber etsek acep? Akşamın erkenidir daha. Belki refakat eder de gece çökmeden varıveririz. Öyle yapalım. Dur. Ankara işin kılıfıdır der ustam. Korkusundan silmiştir bir yerlere der. Şeyhimizin haberi var mıdır ki vaziyetten? Sanmam ki ola. Davranmadan evvel şeyhimize danışaydı iyiydi. Kasım Efendi'yi haberdar etmemiz gerekmez mi? Afiyet bal ola pirdaşlar. Gümüştekin Efendi'yi tehdit etmiş Kolcubaşı. Onun için sözleşiriz Kasım Efendi. O da nereden çıktı pirdaş? Gerçektir Kasım Efendi. Cümle çarşı isyandadır. Niyeymiş Eyüp Efendi? Neymiş sebep? Var mıdır malumat? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İşte İsmail. Her şeyi bilir. Doğru mu der İsmail Efendi? Ne dediğine bağlıdır o. Yunus'a mı ünlemem gerek? Hayır olsun inşallah. Hele yemeğini ye, otur, ünlersin. Bacım Sultan Abam, tez Yunus Han ünle gel demiştir. Gerisini bilmem. Beni ünlemişsiniz. Zahide Hatun buradadır. Konağa varaca gidir. Arabacı da yoktur. Vakit de geç olur. Nerede ola ki arabacı? İzin vermiş idim. Köye anasına varıp gelir idi. Uzak mıdır ki köyü? Uzaktır. Yoksa bu vakte kadar gelir idi. Geceleyeceğinizi bilmez mi Argun Bey? Nereden bilirim böyle olur Yunus Efendi? Bilsem derdim yatıya kalırım diye. El yanı mıdır? Arabacıya da izin vermiş idim ama sıkı sıkı da tembih eylemişim. Gün batmadan konağa varalım diye. Ben arabayı hazır ettireyim. Keşke başkaca bir çare olaydı. Hay Allah. Verdiğimiz zahmete de bak şu vakit. Dertlenme sen. Yüksünmez Yunus Efendi. Namaz vaktidir pirdaşlar. Abdestleri tazeleyelim, birlenelim biiznillah.
Sen gelmez misin namaza? Geliriz elbet. Bacım Sultan Aban ne diye çağırmış Yunus Ağa'nı? Sormadım Kasım Efendi. Sen yok musun sen? Bilmek için sorman mı lazım illa? Bilmem ama bir tahmin oluşur şimdi kafamda. De hele. Belki bu Kasım Efendi ne bu kadar meraklıdır diye konuşacaklardır. Ondan önletmiştir. Sen küçük Nasreddin Hoca seni. Tez abdestini tazele, namaza hazır ol. Haylaz. Hiç bile. İznim vardır şeyh dedemden. İsteyen de gelir, istemeyen de gelmem cemaat. Kendim kılarım. Ah kızım ah. Yola mı çıkılırmış inincenin düğün saati? Dervişler haber edip geleliriydi madem. Asıl ona ne gerek var anam? Madem ki giderler ben de varıveririm işte. Geçti artık öyle bekarlık günlerindeki gibi canın nerede isterse orada eğleşmek. İşiten de sanır bekarın döşeği sırtında. Hadi kızım hadi. Dikkat edesin. Selam eyle. E hadi hava ayı hazır girin siz de içeri. Ne vakit hazır iseniz gideriz Zahide Hatun. Yunus Efendi de gelsin gidelim. Yunus Efendi gelmeyecek ki Zahide Hatun. Arabayı hazır edelim demişti ama. Bize buyurdu. Zahide Hatun'u konu ailesin dedi. İyi. Gidelim o vakit.